Epiktetos ve Enkeiridion. Epiktetos bir köle olarak tarih sahnesine çıkıyor ve kendisini meşhur eden Stoa felsefesinin en önemli özelliği olan katlanma, sabretme, acıya dayanıklı olma erdeminin veya özelliğinin diyelim. Çünkü erdem Yunancasıyla arete veya Latincesiyle virtus, insana layık olduğu düşünülen düşünce ve davranışın idealize edildiğinde karşımıza konan bir kavramdır. Yani ne demek istiyoruz? Erdem olması gerekendir. Haklı olandır. Tabii ki hayvanın erdemi olmaz, insanın erdemi olur. İnsana yakıştırılan düşünce ve davranışın modelidir aslında. Bir model olarak karşımıza çıkar. O erdeme doğru, yani o layık olunan ve insana layık olan, karşılıklı olarak doğru olan, olması gereken niteliktir. Örneğin yalan söylememek. Örneğin cesur olmak. Dolayısıyla Epiktetos köle olarak tarih sahnesine çıktığında başlangıçta bizde şöyle bir izlenim uyandırıyor. Bu adam filozof olmadan önce köleydi. Yani katlanacağı çok şey vardı. Katlanmak, sabretmek. Bizim toplumumuzda ve kültürümüzde olduğu gibi Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, diğer İbrahimi din olarak İslam'da da ve diğer dinlerde de bir erdem olarak karşımıza çıkıyor. Sabretme, hemen telaşa kapılmama, alarm durumuna geçmeme, paniklememe, mevcut durumu atlatacak ruhsal, zihinsel ve hatta bedensel katlanma gücüne sahip olma anlamında. Dolayısıyla köle olarak tarih sahnesine çıktığında bize şunu düşündürüyor: bu adamın bir sahibi var. Bunu satın alan birisi var. Buna sahip olan, buna hükmeden birisi var. İşte burada Stoa felsefesinin en önemli özelliği olan kendine hükmetme düşüncelerine ve hakim olduğun duyguları ortadan kaldıracak şekilde kendini yönetme anlayışı beliriyor. Ve Epiktetos köle olduğu halde o toplumsal kimliğin, çünkü Roma'da İsa'dan sonra 1. ve 2. yüzyılda yaşamış bir adamdan bahsediyoruz. Roma'da kölelik statüsünde olmak elbette kendin de dahil olmak üzere kendine ait olduğu düşünülen her şeye başkasının sahip olması anlamına geliyor. Kendi kendini yönetemiyoruz köle olduğun zaman. Dolayısıyla Epiktetos köleyken tümüyle bir hiçti. Tabii ki kölelik hakları da vardır. Bu haklar özgür bir insanın hakları yanında hiçtir. Hele ki günümüz anlamında düşünürsek bir çalışan hukuku değildir. Bir çalışan hukukuna sahip değildir. Bir evde bulunan bir yardımcı hukukuna sahip değildir. Yaşama hakkı, idare edilme hakkı
kendisinde olmayan insan tipini bize ifade eder köle. Muhtemelen çocukken Roma'ya gelmiş. Bir zamanlar kendisi de köle olan Efaf Rodotus diye bir adamın kölesi olmuş. Epiktetos. Burada tabii yaşamının karanlık bir evresi söz konusu. Yani çocukluğu, gençliği nasıl geçti bilinmiyor. Ama önemli bir kırılma olarak dönemin ünlü stoacılarından Musonius Rufus'un derslerine katıldığını biliyoruz. Burası çok önemli. Yani köle olarak artık derslere katılan bir figür. Buradan tabii iki şey anlaşılmalı. Bu örnek üzerinden söylüyorum. Bir, demek ki köleler de felsefe derslerine katılabiliyor bir şekilde. İki, Epiktetos tabii böyle bir deneyimi yaşamış. Başından böyle bir deneyim geçmiş. Ve Epiktetos şahsen bulunduğu evde, bulunduğu çiftlikte, işte her neredeyse efendisinin yanında nispeten kafası çalışan, öğrenmeye, bilmeye meraklı bir köle tipi olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok şaşırtıcı bir durum değildir. Bu Roma'nın Cumhuriyet döneminde de karşılaştığımız birçok esere de yansıyan efendisinin yanında yaşarken, ona kölelik ederken, aynı zamanda edebiyatla ve felsefeyle uğraşan köle tipinin bir örneğidir. Cumhuriyet döneminde, imparatorluk döneminde karşımıza çıkan bir tiptir bu. Yani Plautus'un, Terentius'un oyunlarındaki kölelere bakarsanız bilmiş tiplerdir. Kurnaz tiplerdir. Sadece daha sonra Bulgar tiyatrosunda, Fars güldürülerinde, farklı edebiyatlarda karşımıza çıkan efendisinin yanında koştururken aslında hikaye örgüsünü başından aşağı yönlendiren, kırılma anlarında sözleri ve eylemleriyle hikayeyi biçimlendiren o köle tipinin çok yaygın olduğunu edebiyattan, Roma yani Latin edebiyatından biliyoruz. Muhtemelen Epiktetos da bu şekilde aktif bir köleydi. Derslere katılıyor. Hatta Cumhuriyet döneminde Latin edebiyatının başlangıcında kölenin edebiyat eğitimi verdiğini efendisine, efendisinin çocuklarına ve hatta Yunanca'dan Latince'ye eserler çevirdiğini biliyoruz. Çünkü bu köle pazarda satılan bir figür olarak karşımıza çıkar. Bu köle tipi. Örneğin Livius Andronicus, Latin edebiyatının babasıdır. En eski Latince yazan büyük yazardır. Yani tabii ki sözlü edebiyat gelişiyor. Ama yazılı edebiyatın başlangıcında Livius Andronicus bulunur. İşte o savaşta Roma'nın Tarentum'u yağmalamasından, yenip yağmalamasından, sanırım milattan önce 272 yılıydı. Ondan sonra savaş tutsağı esiri olarak Roma'ya getirilmiş ve köleleştirilmiş bir figürdür Livius Andronicus. Bu adam Roma'ya geldiğinde Latin edebiyatının başlangıcı diyebileceğimiz bir eyleme girişiyor. Ne yapıyor? Homeros'un Odisea destanını Latince'ye çeviriyor.
Ve bunu da Latince'deki Saturnus beznine ölçüsüne göre yapıyor. Yani adam bayağı bir edebiyat bilgisine sahip demektir bu. Bulunduğu yerde Tarentum'da önemli bir edebi figür olabilirsin ama savaş çıktığında Roma'ya getiriliyorsun ve orada tutsak köle olarak yaşarken aynı zamanda edebi bilgini Romalılara öğretiyorsun. Bu bir kırılma anıdır Roma edebiyatı, Latin edebiyatı için. Epiktetos'u da tabii bu dediğimiz İsa'dan önce 3. yüzyıl, biz burada Epiktetos'tan bahsediyoruz. İsa'dan sonra 1. yüzyıl, 4 yüzyıl geçmiş. Ama Epiktetos'un da benzer bir Andronikos gibi benzer bir geçmişi olduğunu düşünebiliriz. En azından bir savaş tutsağı olarak değilse bile bulunduğu yerde, her nerede bulunduysa çocukken orada edebiyata, felsefeye düşkün birisi olduğu belli. Bu önemli çünkü litterae dediğimiz edebiyat olarak çevirebileceğimiz terim bize kitap okumaktan hareketle, günümüzde olduğu gibi kitap okumaktan, yazmaktan hareketle hem edebiyat hem de felsefe çalışması yapma eylemini bize ifade eder. Litterae. Yani studere. Litterae. Littera studere. Yani edebiyat çalışmak. Yazılı metinler üzerinde çalışmak. Okumak. Şiir okumak. Edebi bilgiye sahip olmak. Dolayısıyla Epiktetos, Musonius Rufus'tan, yani Stoacı filozof Musonius Rufus'tan felsefe dersleri almaya başladığında muhtemelen edebiyat çalışması da yapan biriydi. Edebiyat üzerine düşünen, okuyan birisiydi. Çok önemli. Karşımızda basit bir köle yok. Kölelikten bir şekilde azat ediliyor ve azat edildiği dönem İmparator Domitianus dönemi, filozofların başının çok belaya girdiği bir dönemdir. İmparator Domitianus birçok filozofun başına bela getirmiştir. Onları Roma'dan sürmüştür. Ve Epiktetos da bu sırada Roma'dan ayrılıyor. Ve Kuzey Yunanistan'da Nikopolis'te bir okul kuruyor. Çok önemli. Ekolleşme, yani Epiktetos'un günümüze kadar ulaşmasını sağlayan düşüncelerinin ekolleşmesi için önemli bir adımmış Nikopolis'te okulunu kurması. Birçok soylu Romalı onun öğrencisi oluyor. Bunlardan biri Lucius Flavius öğretilerini Sokrates gibi, aynı Sokrates'in örnekliğinde yazmamış olan Epiktetos'tan öğrendiklerini diatribay, işte konuşmalar, söylevler denilebilir ve Enkeiridion adlı iki ayrı metinde topluyor Ariyanus. Diatribay, Stoa etiğinin temel unsurlarını kapsamlı bir şekilde ele alan bir metin. Uzun uzun konuşmalar var. Enkeiridion ise sözlük anlamı elle tutulan şey, elde bulunan, yardımcı olması için kullanılan şey, yani rehber, kılavuz, el kitabı gibi. Diatribay adlı eserinin bir kısaltılmış, özetlenmiş halidir. 53 bölümden oluşur. Bu bölümler kısa kısa cümlelerden oluşur. Bazısı birkaç cümledir bu bölümlerin. Bazıları bir iki paragraftır. Ama kısa kısa ifadelerdir. Ve büyük bir bölümü, dediğim gibi,
Diatribay adlı konuşmalarının özeti gibidir. Oradaki daha uzun, daha fazla örnekle anlatılmış olan unsurlar Enkeiridion'da kısaltılarak karşımıza çıkar. Türkçe'ye daha önce Enkeiridion çevrilmişti. Ben de kendi çevirimin sunuş bölümünde daha önce Türkçe'de yapılmış olan tüm Enkeiridion çevirilerini özetledim, yani sıraladım. Düşünceler ve Konuşmalar başlığıyla Burhan Toprak tarafından 1942-46-67, işte İnkılap ve Akka kitabevlerinden çıkma tarihleri, daha sonra İstanbul'dan Milletim Bakanlığı yayınlarından 89, 97 ve 99'da Mehmet Aydın'ın sadeleştirmesiyle çıkıyor. Düşünceler ve Konuşmalar başlığıyla çıkıyor. Bu tabii ki Diyatribay'ın tamamını içeren bir çeviri değil. Enkeiridion'un tamamı bulunuyor. Daha sonra Cemal Süer Kaknüs yayınlarından, Yasin Çetin Klaus kitap, pardon, Cemal Süer Düşünceler ve Sohbetler, Yasin Çetin Klaus kitap başlıklarıyla Enkeiridion'u çevirmişler. Cemal Süer'in çevirisi Kaktüs yayınlarından, Yasin Çetin'in çevirisi ise Şule yayınlarından çıkmış. Ama bu çevirilerin hiçbiri Yunanca'dan yapılmamıştır. İkinci dillerden yapılmıştır. Dolayısıyla klasik çağ metinlerinin çevirisinden beklediğimiz asıl dilden, orijinal dilden çeviri durumu burada söz konusu değil. Çevirinin çevirisi. Kulaktan kulağa oyunu gibidir bu. Birisine bir şey söylersin, o onu başkasına söyler. Ama senin söylediğin son kulağa gittiğinde başka türlü gidebilir. Çünkü arada bir aracı vardır. Dilde bu daha fazladır. Çeviride daha fazladır. Latinceden veya Yunanca'dan yapılan bir çeviri artık çevirmenin yorumuyla yeni dile aktarılmış bir metindir. Yeni bir metindir. Dolayısıyla o yeni metnin çevirisi, tekrar çevirisi suyunun suyu olmaktadır. Son, yani üçüncü metne gittiğinde, pardon, üçüncü dile gittiğinde, örneğin Epiktetos'u, Enkeiridion'unu İngilizce'ye çevirdiğinde başka, İngilizce'den tekrar Türkçe'ye çevirdiğinde bambaşka bir hale gelecektir. Dolayısıyla antik çağ metinlerinin esasında tüm dönemlere ait her tür metnin ana dilinden çevrilmesi esastır. Ana dilinden çevrilmesine gerek yoktur düşüncesi yanlıştır. Çünkü bizim çevirdeki derdimiz, en azından biz klasik filologlar için, metnin yazarın elinden çıktığı o ilk hale olabildiğince yaklaşmaktır. Klasik filoloji bunu kendine dert edinir. Klasik filolog metni çevirirken sadece onun kendi dilinde nasıl ifade edildiği üzerinde durmaz. Onun boşluklarını da doldurmak ister. Onu açımlar ve metnin ortaya çıktığı 100 yılın ait olduğu edebi kanonun, yazarın edebi karakterinin ve sonraki yüzyıllardaki alımlanışının, anlaşılmasının anlaşılmasından, yani bir bütünlüklü halde sunulmasından sorumludur. O metni
adeta kafada hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde kendi diline aktarıp açıklaması gerekir. Metnin nasıl olduğu ve nasıl anlaşıldığı üzerine tartışmaları da olabildiğince çalışmalarına, bu örnekte olduğu gibi, çevirilerine yansıtmak zorundadır. Ben de Enchiridion çevirisinde bunu yapmaya çalıştım. Allfather'ın editörlüğünü ve çevirisini üstlendiği Loeb Classical Library'den çıkan, Harvard University Press'den çıkan 1928 tarihli Discourses, işte 3 ve 4. kitaplar, Fragmanlar ve Enchiridion başlıklı metnin 479-537 sayfaları arasındaki Yunanca metni Yunanca aslından Türkçe'ye çevirdim. İlk defa Epiktetos'un bu metni Yunanca aslından çevrilmiş oldu. Burada ben metnimi değerli hocam Profesör Doktor Cengiz Çakma'a adadım. Bunu kitabı alanlar görmüştür. Sunuşun sonunda belirtiyorum. Burada bana felsefede olduğu gibi yaşamda da sorgulama ve katlanma adabını öğreten değerli hocama diyerek metni ona adadım. Bu bir, tabii ki bir espri, çünkü sorgulama ve katlanma adabı felsefe tarihinde, en çok Yunan felsefe tarihinde, Stoa felsefesinde karşımıza çıkmıştır. Yani Epiktetos'un Enchiridion'u için çok anlamlı bir atıf bu. Katlanma adabı. Çünkü bu felsefe her şeyiyle dünyevi unsurları küçümseme, insana acı verdiği düşünülen, görülen şeylerden uzak durma, onların aldatıcı iyiliğinden, güzelliğinden kendini sakınmadır. Bu felsefe temelde bu anlayış üzerine kurulmuştur. Stoa felsefesi. Musonius Rufus, yani Epiktetos'un derslerine katıldığı, yanında bulunduğu Musonius Rufus bir stoacıdır. Dönemin en ünlü stoacılarından biridir. Belki de en ünlüsüdür Musonius Rufus. Ancak Türkiye'de fazla bilinmez Musonius Rufus. En azından daha önce çevirilerini sunduğumuz Seneca, Marcus Aurelius ve Epiktetos gibi bilinmez. Ancak Epiktetos'un üzerinde çok fazla etkisi var. Metin Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden çıktı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Saygın dizisi. 25 sayfalık bir ana metin var kitapta. 27-82 sayfalar arasında da açıklamalar bulunuyor. Ben bu metni Stoa felsefesine giriş metni olarak düşündüm. Çevirirken cümlelerin ve arkasındaki düşüncelerin Stoa felsefesi ve Roma tarihi açısından ne anlam ifade ettiğini de az önce belirttiğim o filolojik çalışmanın gereği olan yönteme uygun şekilde sunmaya çalıştım. Dolayısıyla açıklamaların bu kadar uzun olması korkutucu olmasın. Aksine bir felsefe ders kitabı gibi düşünülebilir açıklamalar kısmı. Stoa felsefesiyle ilgili çalışmalarınız varsa, bu konuda çalışmayı düşünüyorsanız, kaynak arıyorsanız bundan yararlanabilirsiniz. Bu kaynağı kullanabilirsiniz. Orada çünkü Epiktetos'un cümlelerinden hareketle farklı Stoa kaynaklarına
farklı edebi kaynaklara atıfta bulunuyorum. Burada ilk cümle, kitabın ilk cümlesi bir özet gibidir. Dolayısıyla kitabın felsefesini özetlerken bu cümleden kısaca, hani bu cümleyi alıntılayıp onun üzerine konuşup videoyu tamamlamak istiyorum. Bazı şeyler bize bağlıdır, bazı şeyler ise bize bağlı değildir. Bazı şeyler bize bağlıdır, bazı şeyler ise bize bağlı değildir. Bu Epiktetos'un Stoa felsefesini anlamasının, anlayışının, yorumlamasının özetidir. Bu dünyada bize bağlı olmayan şeyleri kafamıza takmamalıyız. Özeti bu. Çünkü bize bağlı olan şeyler kontrol edebileceğimiz şeylerdir. Ama bize bağlı olmayan şeyler kontrolümüzün dışındadır. Kontrolümüzün dışında olan bir şeyle meşgul olmak, zihinsel veya fiziksel olarak, insanı nereye götürür? Olumsuz bir yere götürür. Olumlu bir yere götüremez, mümkün değil. Dolayısıyla bize bağlı olan şeylerin kontrolü üzerinden düşünce ve eylem dünyamızı şekillendirmemiz gerekiyor. Bize bağlı olan şeyler, Epiktetos'a göre varsayım, dürtü, arzu, kaçınma, yani eylemimizle belirlenen her şeydir. Bize bağlı olmayan şeyler ise bedenimiz, mal varlığımız, ünümüz, makamımız ve kısaca eylemimizle belirlenmeyen her şeydir. Şimdi bedenimizi eylemimizle belirleyemiyor muyuz? Belirleyemiyoruz. Çünkü beden yaşlanıyor sürekli. Bir hocamız söylemişti bir derste çok uzun zaman önce. Yaşama süreci ölme sürecidir demişti. Çok doğru. Bedenin her an ölmekte. Bedeni her an ölmeyen var mı? Yok. Bir tardigrat canlısı vardı mesela. Çok uzun süre yaşıyor, değil mi? Ama onda pardon, onda bile bir yıpranma olabilir. Bilmiyorum detayını. Ama biz bir tardigrat canlısı değiliz. Bedenimiz de tardigrat bedeni değil. Tümüyle kırılmaya müsait, bozulmaya elverişli bir yapı. Mal varlığımız da elimizde değil, bize bağlı değil. Mal varlığı insanın toplumdaki statüsünü belirleyebilir. Mal varlığın iyi ise, yani özür dilerim, maddi durumun iyi ise, mal varlığın çoksa, çok paran varsa, iyi arabaya biniyorsan, iPhone'un varsa, Mac Pro'n varsa mesela, değil mi? Bunlar güzel şeylerdir. Böyle kafede oturursun, Mac Pro'yu açarsın, iPhone'unu güzel güzel çalışırsın. Lüks arabana binersin. Bunlar güzel şeyler değil mi dünyada? Epiktetos'a göre bunlar kontrol edemeyeceğimiz şeylerdir. Çünkü o mal varlığı senin geçici beden yaşamına aittir. Sana ait değildir. Burada sen kimsin sorusu ortaya çıkıyor. İşte sen, bizim daha önce birçok konuşmada, birçok metinde ele aldığımız ayrımı buradan geliyoruz. Sen burada kimsin? O soru çok önemli. Sen, Epiktetos'un buradaki kontekstinden, bağlamından hareketle söylersek, sana bağlı olan şeylerden hareketle onları idare etmekle mükellef bir varlıksın. Bu varlık spiritüel, yani ruhsal bir varlıktır. Bu varlık bedensel bir varlık değildir. Elbette bedenin içinde bir form kazanmış bir ruhtan bahsediyoruz. Bir zihinden bahsediyoruz. Bir düşünceden bahsediyoruz. Ancak bu bedenin küçümsendiği, bedensel unsurların önemsizleştirildiği bir spiritüel, ruhsal, zihinsel bir varlıktır. Dolayısıyla
bedenini, mal varlığını küçümsediğinde, bunları kontrol edilemeyen şeyler olarak kodladığında, kaçınılmaz olarak başka bir şeye yönelmiş olursun. Başka bir şeye yöneldiğinde de bunlardan vazgeçersin. O başka şey işte senin ruhsal ve ona bağlı olarak ahlaki gelişimindir. Buna Epiktetos Proairesis diyor. Yani ben bunu ahlak duyuşu diye çevirdim. Proairesis ahlak duyuşu, ahlak belirlenişidir. Epiktetos okuyucularından, takipçilerinden ahlak duyuşlarını geliştirmelerini istiyor. Çok önemli. Bu da doğaya dayanarak, doğanın örnekliğinde, secundum naturam dediğimiz şey, doğanın örnekliğinde ahlak duyuşunu geliştirmektir. Doğayı örnek alarak erdem temelli bir yaşam anlayışı geliştirmek. İşte Stoa felsefesinin bu yaklaşımı Epiktetos'ta karşımıza kontrol edebileceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz unsurlar ayrımı şeklinde çıkar. Bedenimizi kontrol edemiyoruz. Mal varlığımızı kontrol edemiyoruz. 3. Şöhretimizi, ünümüzü kontrol edemiyoruz. Yani sen bugün çok meşhursun. Ne anlamı var? Seneca'nın çok güzel bir mektubunda çok güzel bir deyişi vardı. Sen doğmadan önce seni tanımıyorlardı. Sen öldükten sonra da seni tanımasınlar ne fark eder diyordu. Çok önemli. Çok güzel bir özettir. Yani sen doğmadan önce seni tanımıyorlarsa sen öldükten sonra da seni tanımayabilirler. Şöhret önemli mi? Sen öldükten sonra bir yerde de Epikurosçu bir çıkıştır bu. Sen öldükten sonra senin ne olduğun, seninle ilgili düşüncelerin ne olduğu hiçbir şekilde önemli değildir. Şöhretini küçümse, senin kontrolünde değil çünkü. Hatta bu şöhretin iyi şöhret, kötü şöhret ayrımı şeklinde karşımıza çıkmadığını da söylemeliyiz. Yani senin iyi şöhretin kötü şöhrete dönüşebilir. Dolayısıyla bunu önemseme demiyor. Her tür şöhreti, şöhretin her türlüsünü reddet diyor. Makamımız da kontrol edemeyeceğimiz, bize bağlı olmayan bir şeydir. Yani dünyadaki statümüz, şirketteki yerimiz, üniversitedeki ünvanımız, bunlar bizim elimizde değil diyor. Bize bağlı değil. Nitekim metnin içinde böyle bir şey vardı. Kurgusal bir karaktere, karşısındaki figüre şöyle diyordu. Sen makam mı istiyorsun? Bunun için o zaman gereğini yap. Dal kavukluk yapmak zorundasın. Dal kavukluk yaparak makam elde edebilir misin? Evet, elde edebilirsin diyor. O zaman bunu yap diyor Epiktetos. Bunu yapmıyorsun ve diyorsun ki ben dal kavukluk etmediğim, dal kavukluk yapmadığım için bir yere gelemedim diye ağlama diyor. Yani ya dal kavukluk yaparak makama geleceksin ya da onu yapmayacaksın. Elbette burada Epiktetos dal kavukluğu kötülüyor, yapılmaması gereken bir şey olarak görüyor. Ancak ben metni çevirirken ve Diatribay'daki yorumlarında o geniş bakışını da göz önünde bulundurduğumda Epiktetos da daha tuhaf bir yaklaşımla karşılaştığımı düşünüyorum. O da şu: Epiktetos sadece makam elde etmek için dal kavukluğu yermiyor. Aynı zamanda dünyevi unsurların küçümsenmesi sırasında yine de bir zihin rahatlığı için, huzuru için, bir takım sosyalleşmek için ve bir takım toplumda yer edinme çabası için çaba sarf etmemiz gerektiğini söyledim. Ben orada açıkçası çok fazla bugünkü bu şey ifadeyle, kaba ifadeyle dal kavukluğun makam için ahlaksız şeyler yapmanın diyelim, hani
Stoa terminolojisi kullanmaya çalışıyorum. Vitium, yani kusurlara bulanmanın, kusurlu davranışlar sergilemenin çok kötü olduğunu Epiktetos'a göre düşünmüyorum. Adeta bunları gömmüyor Epiktetos. Dolayısıyla bizim Epiktetos'a bakışımız daha çok zihnin huzuru açısından olmalı. Yani ahlak duyuşu, zihnin huzuru, tranquilitas animi, ruh dinginliği açısından önemlidir Epiktetos'ta. Bu Seneca için de böyleydi. Elbette Marcus Aurelius için de böyleydi. Ancak Epiktetos daha toplumsal, sosyal bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal yaşantımızı düzenleyen bir filozof olarak. Bu yüzden Epiktetos belki de çağlar boyunca çok okunmuştur. Çok. Günümüzde de böyledir. Çok sevilir Epiktetos. Okuduğunuz zaman onu adeta bir kişisel gelişim uzmanı, bir ne derler, bir mentor gibi hissedersiniz. Dehşet bir şeydir bu. Okurken bunu hissetmek dehşet bir duygudur. Sanki size sesleniyormuş gibi hissedersiniz. Ama bundan tabii ki bahsederken, bu sosyal hayatın düzenlenmesi için gerekli davranışların sergilenmesi öğütlenirken, tümüyle ahlaksızlık yapabilirsiniz türünden bir cevaz verdiğini de iddia edemeyiz. O kadar da değil. Elbette burada zaten makamın, şöhretin, mal varlığının, bedenin kontrol edemediğimiz, dolayısıyla düşünmememiz gereken şeyler olduğunu söylemesi de bunun bir göstergesidir. Ancak burada bir soru işareti olduğu, üzerinde tartışılması gerektiği, değil mi? Düşünülmesi gerektiği açık. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Elbette Arianus'un ders notları şeklinde karşımıza çıkan bir metin bu. Dolayısıyla arada Arianus'a ait veya aradaki başka yorumculara metin aktarılırken dahil olan başka aracılara ait bir takım görüşler de sızmış olabilir metne. İşte bunu filolojik açıdan tartışmak, bunlar üzerine yeri geldiğinde hafif, yeri geldiğinde şiddetli, büyük spekülasyonlar üretmek lazım. Tartışmayı açmak lazım. Zaten filolojik tartışma da böyle yürür. Burada Aristoteles'te karşımıza çıkan toplumsal statünün gereğini yerine getirmeden de bahsedilebilir. Yani köle kölelik yapacak, efendi efendilik yapacak. Kendi statüsü içinde erdemli davranma eyleminden bahsediyoruz burada. Bu önemli. Kendi statüsü içinde, mevcut koşulları içinde nasıl erdemli olunur? Bu aynı zamanda, efendim, stoacılar, stoacı filozoflar bu kadar erdemden, şundan bundan bahsediyorlar. Peki neden köleliğe karşı çıkmamışlardı sorusuna da bir cevaptır. Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine adlı eserini, yine Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden çıkmıştı benim çevirim. Orada da söylendiği gibi, yani zengin bir insanın erdemli davranması fakir bir insanın erdemli davranmasından daha zordur. Yani zengin olmak da bir sınavdır. Köle sahibi olmak senin kölelerine nasıl davrandığının sınanması açısından önemli bir sınavdır. Fakir olan, köle olan zaten hayati gerekliliklerinden ötürü çok büyük kötülük yapamayabilir. Katlanmayı, az önce söylediğimiz Epiktetos'ta çok fazla karşımıza çıkan sabrı zaten fakir adam göstermek zorunda hayatta kalabilmek için. Sabretmek zorunda. Aç kaldığında dayanmak zorunda. Onun için mecburi bir şey. Ama mal varlığı iyi olan, zengin olan birisi de sabrı sergiliyorsa, tutumlu bir yaşam sürüyorsa ve bunun yanında
diğer stoacı erdemleri de sergiliyorsa, örneğin cesur davranıyorsa, yalan söylemiyorsa veya Roma döneminde çok karşımıza çıkan bir erdem olarak aileye, bir takım toplumsal değerlere, geleneğe, hatta dine bağlıysa o zaman o sınavdan daha başarıyla ayrılmış demektir. Stoa felsefesi Zenon, Krisippos, Kleantesli o ilk dönem Stoa felsefesinden farklı bir hale gelmiştir imparatorluk döneminde. Çünkü Stoa felsefesinin çıkışında Kinik felsefenin etkisi vardır. Kinik Krates, Zenon'un yani Stoa felsefesini kuran Zenon'un hocasıydı. Elbette Kinik etkisi var. Stoa felsefe tarihi başından sonuna doğru, imparatorluk dönemine doğru giderek konforlu bir hale gelmiştir. Daha yaşanabilir bir felsefeye dönüşmüştür. Kinik felsefenin o marjinal yaşam deneyimini imparatorluk dönemindeki Stoa felsefesinde görmeyiz. Bunu ne Seneca'da görebiliriz, ne Epiktetos'ta görebiliriz, ne de İmparator Marcus Aurelius'ta görebiliriz. İmparator Stoacı filozof. Nasıl oluyor, değil mi? İmparator Stoacı. Yani Zenon'un kabul edemeyeceği bir şeydir Marcus Aurelius'un Stoacı olması. Zaten Marcus Aurelius ortodoks bir Stoacı değildir. Çok eklektiktir. Çok fazla Epikrosçu unsurdan bahseder. Yani Epikrosçu, Platoncu öğelerin Stoa felsefesi kazanında kaynatılmasından başka bir şey değildir. Bunun da o kazanında büyük ölçüde Roma'nın geleneksel değerleriyle tatlandırıldığını düşünün. Ortaya çıkan malzeme neticede eklektiktir, yani seçmecedir. Farklı unsurların içinde olduğu bir felsefedir Marcus Aurelius'ta. Keza Epiktetos'ta, keza Seneca'da. Dolayısıyla biz bunlar, bu filozoflar niye köleliğe karşı çıkmadı sorusunu şöyle cevaplandırmalıyız. Köleliğe karşı çıkmadılar çünkü kölelik toplumsal bir statüdür. Kölelere nasıl davranılması gerektiği konusunda görüşleri vardır. Örneğin Seneca kölelerle birlikte yemek yenmesi gerektiğini söyler. Kölelerin başka bir yerde insan gibi muamelesi görmeden yemek yemesine karşı çıkar. Bu bir örnektir. Kölelerine iyi davranan insan profili karşımıza çıkıyor. Oysa Stoa felsefesinin başlangıcında ve onu etkileyen Kinik felsefesinde, onunla ilgili anlatılarda ne görüyorduk? Kinik Diogenes'te, Krates'te ve diğerlerinde köle olarak satıldıklarında bile o kölelik statüsünü yıkıyorlardı. Çünkü toplumsal statüleri yıkmaya çalışıyorlar. Kurumları yıkmaya çalışıyorlar. Geleneksel değerleri yıkmaya çalışıyorlar. Epiktetos'un böyle bir derdi yok. Geleneksel değerlerle yüzleşme gibi derdi yok. Marcus Aurelius zaten imparator, hiç yok. Seneca'nın da yok. Aksine geleneksel değerler ile katı Stoa ilkelerinin nesi var? Uzlaştırılması var. İşte siyaset ve felsefe ilişkisinin Roma'daki güzel bir özetidir bu. Bu durum genel olarak tüm felsefe ekollerinde karşımıza çıkar Roma'da. Her felsefe ekolü Roma'da Roma'nın gelenekleriyle örtüştüğü ölçüde kendine yaşama imkanı bulmuştur. Bu bir özettir. Benim özetimdir. Tekrar Epiktetos'a gelirsek, Epiktetos kendi içinde tutarlıdır. Tutarsız yanı fazla yoktur.
bir katlanma, sabretme felsefesidir. Yaşamdaki toplumsal, politik baskılara direnme felsefesidir. Bunu tümüyle kişisel bir gelişim fikri üzerinden önümüze koyar. Kontrol edebileceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz unsurlar ayrımıyla bizi sadece ama sadece kontrol edebileceğimiz unsurlara yönlendirmeye çalışır. Bunun yanında arada da söylediğim gibi toplumsal statülerle kavga etmez. Bir bazıların dediğine göre bir biat felsefesidir, stoa felsefesi, bir kölelik felsefesidir. Ancak bu sundukları, bu filozofların, Stoacı filozofların sundukları felsefenin esasında hiçbir şekilde sistemle kavga etmediği sonucuna da varmaz. Bunu da söyleyemeyiz. Bu bir haksızlık olur yani. Etosun, yani bu alışkanlığın düzenlenmesinde, karakterin şekillenmesinde, toplumun çoğunluğuyla yani avamla çelişen ilkeler de savunulmaktadır. Çünkü toplum beğenilmemektedir. Toplumun bozulduğu varsayılmaktadır. İnsanların ahlaken yanlış yolda olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden birçok açıdan ahlaki kusurlar ne yapılır? Eleştirilir. Cinsel açıdan eleştirilir. İşteki toplumsal yaşantının en önemli dinamiği olan üretme dinamiğinde, o üretme anındaki davranışlar eleştirilir. Mal mülk için yapılan kavgalar eleştirilir. Kötü davranışlar, zorbaca davranışlar hem iktidar sahipleri tarafından hem de sıradan insanlar tarafından yapılan zorbalıklar eleştirilir. Doğrusu anlatılır. Bunlarla karşılaşıldığında, bu kötü davranışlarla karşılaşıldığında nasıl sabredilmesi gerektiği de bize temel bir felsefi unsur olarak anlatılır. İnsan zorluklarla karşılaşmayan değildir veya Seneca'nın dediği gibi hakaretle ve haksızlıkla karşılaşmayan değildir. İnsan, elbette burada ideal insandan bahsediyoruz, yani bilgeden bahsediyoruz. Bilge haksızlığa ve hakarete uğradığında bunu tolere eden, bundan yıkılmayan adamdır. Bunun örneklerinden biri Epiktetos'tur, malumunuz. Orası burası sahibi tarafından kırılmıştır ama o fiziksel acıyı bile yenmiştir. Bu bir elbette hikayedir, bir anekdottur. Bize bir mesaj veren bir anekdottur. Ruh da, yani zihinsel yapı da böyle olmalıdır. Ve yaşam, zihnin yani ruhun ebedi yaşamına, öldükten sonra ulaşacağı o ebedi yaşam deneyimine hazırlanması gerekir. Yaşam ölüme hazırlıktır. Bu yüzden tanrılara iyi davranın diyor Epiktetos. Onlara boyun eğmemizi söylüyor. Ve her şeyi kabullenmemizi, her şeyin en yüce akıl tarafından yönlendirildiğini söylüyor. Bu klasik Stoa felsefesinin en temel özelliğidir. Tanrısal logos her şeyi en iyi şekilde yönetmektedir. Dolayısıyla yeryüzünde kötülük görüntüsü altında karşımıza çıkan zorluklar, zorbalıklar aslında kötü değildir. Asıl kötülük bizim bu kötülükleri yapmamız veya bunlara boyun eğmemizdir. Ne yapmamız gerekiyor? Bu tür kötülük görüntülerinden, bu yüzden görünüm veya görüntü, fantazya dediğimiz şey Epiktetos tarafından çok fazla vurgulanır. Bu fantazyaları doğru yorumlamaya ihtiyacımız var. İşte Stoa felsefesi Epiktetos eliyle bize bunu anlatıyor. Yani biz görünümleri doğru yorumlamak zorundayız. Fantazyaları doğru yorumlamak zorundayız. Felsefenin bize öğrettiği budur.
doğru yorumlamak. Bütün sorunlar yanlış yorumlamaktan kaynaklanır Stoa felsefesi. Epiktetos bunu çok güzel ifade ediyor metinde. Örnekleriyle anlatıyor. Görünümlere takılıp kalmadan, adeta bir selmiş gibi ona kapılıp gitmeden doğru akıl yürütmeyle, doğru prohairesis yani ahlak duyuşuyla bizim sabretmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Stoa felsefesi bu açıdan Epiktetos eliyle sabır felsefesi olduğunu bir kez daha bize sunuyor. Evet, şimdilik bu kadar.